Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda çokgenler konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani şurada notta kalmıştık. Sayfa numarası da 122'deyiz. Evet gençler, önemli iki not. Hatta şöyle söyleyeyim size geçen seneki en zor sorulardan biri düzgün 9gen sorusu bu iki notu birden kullandıran bir soruydu. Şimdiden haberiniz olsun arkadaşlar. Ee, çok da fazla dikkate alınmamıştı. Biz hani geçen sene anlatırken de hani böyle müfredatta yok gibi algılanmıştı aslında bu tarz şeyler. Ama arkadaşlar müfredatta olan şeyler bunlar. Dikkat edin lütfen. Evet anlatalım bakalım ne diyor notumuz. Düzgün çokgenlerde eşit sayıda kenara ayıran köşegenler birbirine eşittir. Arkadaşım şeye benziyor biraz. Hani dikdörtgende köşegenler birbirine eşit ya. Ya da karede köşegenler birbirine eşit ya. Yani ona biraz benziyor. Burada da eşit sayıda kenara ayıran köşegen. Köşegenler eşit. Ama eşit sayıda kenara ayıran köşegenler birbirine eşittir arkadaşlar. Mesela ispatta söyleyeceğim, nereden geldiğinde söyleyeceğim, bir merak etmeyin. Şu BD kenarıyla EG kenarı. Hocam burası da iki kenara ayırıyor. Şurası da iki kenara ayırıyor. Dolayısıyla ne oldu? Bu BD ile EG birbirine eşittir arkadaşlar. Bak yazmışım şuraya. Ya da hocam bu köşegen 1 2 3 kenar ayırıyor. Bu köşegen de 1 2 3 kenar ayırıyor. Dolayısıyla ne olacaktır arkadaşlar? BE ile de EH yine birbirine eşit olacaktır. Hocam ya şöyle diyebilirsiniz. Mesela atıyorum düzgün dokuzgen. Hocam bu çizgi 3 kenarı da ayırıyor. 6 kenarı da ayırıyor diyebilirsiniz. En az kaç sayıda ayırmışsa o kadar sayabilirsiniz arkadaşlar. Fark etmez. Ee, en az hep en az şeklinde düşünün. Hocam 3 kenar ayırıyor. E bu da 3 kenar ayırıyor. Bu altı kenar ayırıyor ya kırmızı. Aynı zamanda bu kırmızı da buradan üç kenarı diğer taraftan da altı kenarı da ayırıyor. Küçük parçaları düşünürseniz sizin açınızdan daha iyi olacaktır. Özellikle dikdörtgen ve kare sorularında ya bir de x kenar yamuk sorularında köşegenle alakasız yerde birbirine eşit olan sorular vardı ya ne yapıyorduk? Köşegen çiziyorduk. İşte düzgün çokgenlerde de aynı şeyi yapacaksınız arkadaşlar. Peki hocam bu mantık nereden geliyor? Düzgün çokgenlerin etrafına bir çember çizebiliyoruz arkadaşlar. Biz buna ne diyoruz? Çevrel çemberi diyoruz. İçeriden de çiziyoruz. Ona da işte çember diyoruz da şu an bize bu lazım. E hocam şu çemberde şunu biliyorum ben. Eşit sayıda kiriş e, şu kirişler eşitse yaylar birbirine eşittir. Mesela alfa alfa alfa. E bu kirişte şu kirişlerde çift çizgi çift çizgi çift çizgi ya. Burası da alfa burası da alfa burası da alfa. Aa şu kirişe baktığım zaman 3 alfalık yere ayırıyor. Bu kirişe baktığım zaman da 3 alfalık yere ayırıyor. O yüzden 3 alfalık yere ayıran bu köşegenle 3 alfalık yere ayıran bu köşegen birbirine eşittir. Çünkü eşit kirişlerin ayırtları yaylar birbirine eşittir. Tam tersi yaylar eşitse ayırtları kirişler de hani şuradaki kirişler de nedir birbirine eşittir diyebiliriz. Çemberden geliyor. Çevrel çemberden geliyor arkadaşlar. Buradaki mantık hani böyle unuttuğunuz zaman da, da bu şekilde aklınızda kalabilir arkadaşlar. Evet burası önemli bir nokta. Tekrar söylüyorum. Dikdörtgende karede veya ikizkenar yamukta Köşegenle alakası yerde bir eşitlik verildiğinde ne yapıyorduk? Diğer köşegeni çiziyorduk. Düzgün çokgenlerde de aynı şekilde. Köşegenle alakası yerde bir eşitlik verilmişse diğer köşegeni de siz çizeceksiniz. Bunu sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Evet buyurun şimdi sorulara bakalım. Bakın bir köşegenle düzgün altıgen verilmiş burada. Bir köşegenle alakası yerde bir eşitlik verilmiş. Hocam köşegen çizeceğiz. Hocam şu köşegeni mi çizeceğiz? Hayır bak çok alakası oluyor. Hocam burası da çift çizgi çift çizgi. Direkt ikiz kenarlık oluşmadı burada. E sadece iki kenar ayıran köşegen bu değil ki. E bu da aynı şekilde iki kenar ayıran köşegen. E o zaman burası da çift çizgidir. İki kenar ayıran köşegenler birbirine eşit olduğundan bunlar birbirine eşit oldu. Aa burada ne çıktı? İkiz kenar çıktı. Peki düzgün altıgen bu. Artık öğrenmişsinizdir ama yine de şey yapalım. Dış açısı 360 böyle alttan kaç yaptı? 60. İç açısı 120. Hocam iç açısı 120. Bunlar da 30'ar derece yaptı. Çünkü niye? Şu kenarların hepsi birbirine eşitti arkadaşlar. Değil mi? E 120 30 30 yaptı. Peki neyi kullanacağım? Şurada bir ikizkenarlık var zaten. İkizkenar ver. Verilen bilgiyi ya da bulduğun bilgiyi kullanacaksın diyoruz zaten hep. Aa hocam bu ikizkenarda bu taban açıları birbirine eşit. Hocam ikisinin toplamı da bir dış açıya eşit ya. E o zaman ne olacak? İki iç açının toplamı bir dış açı olduğundan bunlar da 15'er derece olacak. E benden burada kaç isteniyor? Alfamız kaç yaptı? 30 artı 15'ten 45 dereceye eşit oldu arkadaşlar. Evet, güzel bir soru, hoş bir soru. Dikkat edin arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Düzgün beşgende ekstradan söyleyeceğim. Bütün köşegenler birbirine eşit. Sebep ekstradan anlatacağım ama yeri gelmişken söyleyeyim. Hocam bu köşegen iki kenar ayırmış. Hangi köşegeni çizerseniz çizin. Hocam bu köşegen üç kenar ayırmış. Hayır, iki kenar ayırmış. Görüyorsun. Bütün çizdiğin köşegenler, buradan çizdiğin köşegen, buradan çizdiğin köşegen, buradan çizdiğin köşegen. Her köşegen bakın iki kenar ayırıyor. O yüzden düzgün beşgendeki bütün köşegenler birbirine eşittir diyeceğiz arkadaşlar zamanı geldiğinde. Şimdi burada güzel bir şey yapmışım. ABCD E düzgün beşgenin içindeki karton AD köşegeni boyunca kesilip şekil 2'deki konuma getiriliyor. Bir eski haline geri getirelim arkadaşlar bunu da. Eski hali kesilip buraya alınmış ya. Hani katlamadaki gibi kesip buraya aldığımızda da arkadaşlar şu şekli şöyle bir tamamlayalım. Ne olur ne olmaz diye. Peki Şekli tamamladık. Arkadaşım sen bu üçgeni aldın. Buraya yapıştırdın ya. Bu üçgen nasıldı? Hocam şu düzgün beşgenden dolayı şunlar birbirine eşitti. E sen bu üçgeni aldın. Buraya yapıştırdın. Sen bu, bunu buraya aldıysan burası da çift çizgi. Burası da çift çizgi. E o zaman burası S kenarıysa burası da S kenara. Aynı üçgen olduğundan dolayı değil mi? Eşitleri yazdık. Peki. Şimdi ben bunu kestim buraya yapıştırdım. Devam ediyorum. Şuradaki uzunlukta 6 birim verilmiş. Kesim işleminden önce beşgenin çevresi lastik ip yardımıyla sarılıp kesimden sonra da şeklin çevresi lastik ip gergin halde olacak şekilde sarılıyor. Buna göre ip kaç santimetre uzar diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi bize diyor ki kesimden önce ben bunun etrafını lastik bir iple sarmışım. Eyvallah. Şu şekilde. E lastik ipin uzunluğu bu düzgün beşgenin çevresi kadar oldu. Yani ben buraya bir A diyecek olursam Lastik ipin uzunluğu ne oldu arkadaşlar? İpin uzunluğu 5a kadar oldu. Peki, bu şeklin etrafına artık saracağım ben, değil mi lastik ipi? Sarayım bakayım arkadaşlar. Buradan başlasam, hocam böyle, sonra lastik ip böyle, 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 böyle mi gider? Tabii ki hayır. Lastik ip gergin bir şekilde sarılacak. İp buraya geldikten sonra, buradan bu şeklin etrafına saracaksak, gergin bir halde olmaz ki böyle sarıldığı zaman. Nasıl olması lazım? Buradan buraya doğru gitmesi lazım gergin bir halde sarıyorum. Ondan sonra buradan buraya gider. Sonra buradan buraya gider. Sonra da buradan buraya gider. Çünkü burası kesilip yok ya. Yani işte bizim lastik ipin uzunluğu bakın burası yaptı. Bu ipin çevresi soruluyor bize. Bu ipin çevresinde hocam burada A var. Burada da A var. Burada da A var. Şuradaki kenarı bilmiyorum. Şuradaki kenarı da bilmiyorum arkadaşlar. Bakacağız artık. Şimdi o zaman çevresini bulmak için işler yapacağız. Dikkat edin bu düzgün beşgenin köşegeni. Köşegen hiçbir şeyi yok burada arkadaşlar. Ama dikkat edin burası da köşegen uzunluğu kesip buraya yapıştırdık ya yani köşegenle aslında alakası yerde bir eşitlik var. Yani bu köşegenle yani şu köşegenle şuradaki köşegenle alakası yerde bir eşitlik var. Ne yapacağız? Diğer köşegeni biz çizeceğiz. Mesela bu köşegen mantıklı mı? Hayır çok mantıksız. E şu köşegen mantıklı mı? Evet çok mantıklı. Şunu çizdiğimiz zaman ne oldu? Bu köşegenle bu köşegen birbirine eşit. Niye? Düzgün beşgende arkadaşlar bu köşegende bu köşegen eşittir. İki kenara ayıran köşegen bu da iki kenara ayıran köşegendir. E burada şey çıktı. Bu arada düzgün beşgende buradaki açı 108 derece değil mi? Niye? 360 bölü 5 eşittir 72 burası burası 108 çıktı. Hocam 108 ise bunlar 36 36 yaptı. Hocam burası da 108 ise bunlar 36 36 yaptı. Buraya da kaç derece kaldı? 36 derece kaldı diyebiliriz. Bakın 108 36 36 Hocam burası da 36 Burası da 36 çıktı. Bak buradan dolayı zaten. 36 36. Burası da 108. Burası kaç yaptı? 72. E şununla şu birbirine eşit değil mi? Evet eşit. İkiz kenar arkadaşlar bu. Tepe açısı 36 derece ise bu ikiz kenardan dolayı 180'den 36 çıkart. 144 2'ye böl. 72 72 yapmalı. Yani burası 72 oldu. Burası da 72 olacak. Buraya da 36 kaldı. Aa hocam. 72 72 ikiz kenar çıktı. Yani burası da çift çizgi yaptı. Yani burası da A yaptı. Tamam. Şimdi ipin uzunluğunu bulabiliriz arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Şurası da düzgün beşgenin bir kenarı değil mi arkadaşlar? Evet. Şu S uzunluğu ne yaptı? A artı 6 mı yaptı? Aynen öyle. Buraya A dersem A artı 6. Şuradaki uzunluk S uzunluğu lazım ya. Burası da A artı 6. Şimdi buradaki ipin uzunluğuna bak. A var, A var, A var, A var, A artı 6 var. 1, 2, 3, 4, 5 tane A var. İpin uzunluğu, yeni ipin uzunluğu. 5 tane A var. Bir de fazladan 6 mı var? Evet 6 var. Buna göre bu şeklin etrafına gergin bir şekilde ip sardığımızda şekil bu çıktı ya mavi ip çıktı ya bu ipin uzunluğu da 5A artı 6 oldu. Yani ipin uzunluğu ne kadar fazla alışmış oldu arkadaşlar. Ne kadar uzadı daha doğrusu. Önceden 5A idi. Şimdi 5A artı 6 oldu. Yani 6 santimetre uzamış oldu arkadaşlar. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Evet. Böylelikle bunun da cevabını bulduk. Geldik diğer nota. Burası da önemli arkadaşlar. Düzgün çokgenin, bakın önemli bir not. Düzgün çokgenin bir köşesinden, köşesinden çıkan açılar gördükleri kenar sayısıyla doğru anlatıldı. Nereden geldiğini söyleyeceğim. <laughs> Mesela arkadaşlar, buradaki açı, köşeden çıkan açılarda söyleyebiliyoruz yalnız bunu dikkat edin. Buradaki açı, hocam bir kenarı görüyor. Alfa diyecek olursam. Aa hocam, şuradaki açı bir, iki, üç kenarı görüyor. Üç alfadır. Köşeden çıkan açıların hepsinde bunu söyleyebilirsiniz. E hocam o zaman burası da bir kenarı görüyor mu evet açı olarak baktığın zaman evet bir çift çizgi kenarını görüyor o zaman burası da alfadır hatta burası da nedir alfadır açı olarak baktığın zaman arkadaşım E buradaki açıyı yazabilir miyiz yazarız tabii ki açı olarak baktığın zaman hocam iki kenarı görüyor burası iki alfadır hocam buradaki kaç kenarı gördüğü belli değil bakın açı olarak şöyle baktığın zaman şuradakinin kaç kenar olduğunu bilmiyorum burada açıyı yazamam ama en azından şurada açıyı yazabilirim kaç kenarı görüyor arkadaşlar burası Açı olarak bakacaksınız. Tekrar söylüyorum. Şöyle baktığınız zaman arkadaşlar. Şu kenarı saymayacaksınız. Yani şurayı saymayacaksınız arkadaşlar. Açı olarak kaç kenarı görüyor ona bakacaksınız. Hocam 1, 2, 3, 4, 5 kenarı görüyor. Yani burası 5 alfadır diyeceksiniz arkadaşlar. Önemli bir özellik. Dikkat edin. Şu alfaları yazmışım zaten. Burada da şekil üzerinde de gösterdim galiba. Hepsini gösterdim arkadaşlar. Bir kenarı gören alfaysa. 1, 2, 3 kenarı gören 3 alfa. Burada 1 2 3 4 5 kenarı gören 5 alfa. 2 kenarı gören olsaydı 2 alfa diyecektik arkadaşlar. Yalnız şuna da dikkat edin. Dış açı da burada özel bir durum arkadaşlar. Dikkat edin. Bu açı alfa, bu açı da alfa. İki iç açının toplamı bir dış açı olduğundan dolayı burası 2 alfa mı oldu? Evet. Eğer bir kenarı gören açı alfa mantığında gittiğiniz zaman lütfen bunu da kullanın arkadaşlar. Dış açımız 2 alfadır. Bir kenarı gören açı alfaysa dış açı da neymiş? 2 alfadır. Buradan da çıkıyor zaten iki iç açının toplamı bir dış açı olduğundan dolayı arkadaşlar. Bunun da mantığı nereden geliyor arkadaşlar? Bunun da mantığı, ispatı etrafına bir çember çizebiliyoruz ya arkadaşlar düzgün çokgenlerin etrafına. Bir şey yaptık. Mesela buraya alfa dersem gördüğü yer 2 alfa. Hocam bütün çift çizgilerin ayırdıkları yer 2 alfadır. Bak burası 2, 4, 6 alfayı görüyor. Burası 3 alfadır. Şuradaki açıya baktığımız zaman 2, 4, 6, 8 10 alfa'yı görüyor. O yüzden burası da 5 alfadır diyoruz arkadaşlar. O yüzden bu çemberdeki açı mantığından çıkıyor arkadaşlar. Bunun da ispatı bu. Ee, ne diyeceğiz? Köşeden çıkan açılarda çevre açı mantığı gibi düşünün arkadaşlar. Köşeden çıkan açılarda bir kenarı gören alfa ise, iki kenarı gören 2 alfa, 3 kenarı gören 3 alfa, 5 kenarı gören de 5 alfadır diyeceğiz. Hatta bir kenarı gören açı alfa alfaysa, iki kenarı gören açı 2 alfa, hatta iki kenarı gören açıyla Dış açısı da yine aynıdır arkadaşlar. İki kenarı gören açıya eşittir dış açımızda arkadaşlar. Dikkat edin geçen sene düzgün dokuzgen sorusunda bu notu ve bir önceki notu kullandırarak bir soru sordular arkadaşlar. Çok da güzel bir soruydu. Hoş bir soruydu. Açık ve net konuşmak gerekirse. Hani soruya baktığımız zaman sağ tarafa yoğunlaşıp soruyu çözecekmişiz gibi geliyordu. Ben de orada biraz 2-3 dakika oyalandım. Hemen çözemedim mesela arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hatta belki de 5 dakika oyalanmıştı da olabilirim. Ama sonrasında sol tarafa şeklin sol tarafına yoğunlaşınca o soruya bakın isterseniz. Sol tarafa yoğunlaşınca hani şuradaki 2 notu da kullanınca güzel bir şekilde cevap çıktı arkadaşlar. Ama orada da yine güzel hamleler var. Ee, o soruyu açıp çözmenizi istiyorum. 2021 sorusunda arkadaşlar. 2021 sorusu. Tamam. 2021 tayfaya sorulan soru bunu unutmayın. Evet geldik buraya. Düzgün 20 gelmiş. Hocam düzgün 20 gelse o zaman burada da şey yapabiliriz. EKH açısı isteniyor bizden. EKH açısı isteniyor. He, hocam ben burada kaç bulmak için şurayı bulmam lazım? E burayı da bulursam iki iç açının toplamı bir dış açıdan sonuca ulaşırız. <laughs> Öncelikle ne yapalım? Hocam düzgün 20gen dediği için 360/20'den bölü 20'den dış açıyı ben bulur muyum arkadaşlar? Evet. Dış açıyı buldum. E biraz önce ne dedim notta? Bir kenarı gören açı alfaysa iki kenarı gören iç açı 2 alfa. 3 kenarı gören açı. 3 alfa hatta dış açımızda nedir dedim. 2 alfaya eşittir diye söyledim arkadaşlar. Önemli. E dış açı. Yani iki kenarı gören açıya eşittir. Dış açımız 18 ise 2 alfa eşittir 18'dir. Alfa eşittir 9'dur. Özel olarak bu durumu bilin, bilin lütfen. Çok işinize yarayacak. Mesela düzgün beşgende biraz önce açıları yerleştirirken ikiz kenarlıklardan yerleştirdik. Ama artık şuradaki açıları yerleştirirken daha kolay bir şekilde yerleşim yapabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl mı? Şimdi sen dış açıyı bulabilirsin artık. Dış açı 360 bölü 5'ten 72 mi? Bu iki kenarı gören açı. O zaman bir kenarı gören açı nedir? 36 olmaz mı arkadaşlar? Çünkü iki kenarı gören açı. 2 alfa 72 ise bir kenarı gören 36'tır. Aa hocam buradaki açı. Açı olarak bir kenarı görüyor 36. Burası hocam iki kenarı görüyor 72. Bak direkt yazabilirsiniz. Direkt daha rahat bir şekilde yazabilirsiniz. Hocam bu bir kenarı görüyor 36. Hocam bu bir kenarı görüyor 36. Hocam burası da bir kenarı görüyor 36. Hiç iki kenarlara dalmadan. Burası hocam şöyle açı olarak baktığınız zaman iki kenarı görüyor 72. Hocam gördüğünüz üzere bütün kenarlardaki açıları çok da rahat bir şekilde böyle daha pratik bir şekilde yazabiliyoruz. O yüzden bunu bilmenizde fayda var arkadaşlar. Dış açı iki kenarı gören açı mantığına eşittir arkadaşlar. Bunu sakın ama sakın unutma. Daha pratik işlem yapabiliyorum. Evet. Bu ne? Alfa dediğimiz. Alfa dediğimiz bir kenarı gören açımız 9 derece arkadaşlar. E benden bu açı isteniyor. E o zaman ilk önce şu açıyı yazayım ben. Hocam bu açı olarak 1, 2, 3 kenarı görüyor diyorsunuz. En yani çok yapılan hata. Hayır. Açı olarak bakacaksınız. 2 kenarı görüyor arkadaşlar burası. Evet düzgün çokgenin kenarlarında 2 kenarı görüyor burası. O zaman 2 alfadır. Yani 18'dir. Burası kaç kenarı görüyor? Açı olarak bakacaksın buna. 3 kenarı görüyor. E 1 kenarı gören açı 9'sa 3 kenarı gören kaçtır? 27'dir. E burada da 2 iç açının toplamı bir dış açıdan. E burada kaçımızda kaç yapacaktır? 27 artı 18'den 45 derece yapacaktır arkadaşlar. Yani cevabımız 45 çıktı. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Dikkat edin arkadaşlar bu tarz sorulara. Geldik bir sonraki soruya. Aynısı. Arkadaşlar şuraya baktığımız zaman 80. Hocam buradaki bak köşeden çıkan bir açı değil. Dikkat edin. Bu arada düzgün 18 gen demiş mi demiş. 360 bölü 18'den dış açıyı buldum. Bu iki kenarı gören açı arkadaşlar. İki kenarı gören açı. O zaman bir kenarı gören açı kaç yapacaktır? 10 derece yapacaktır. Dış açımız aynı zamanda iki kenarı gören açı. Tamam, bir kenarı gören açıyı 10 derece olarak bulduk, bu bulduk. Hocam, bu 80'i kullanacağız şimdi. Aa, hocam ben şuradaki açıyı bulabilirim. <laughs> Buradaki açıyı bulabilirim. Buradaki açıyı bulduk daha sonra. Açı olarak kaç kenarı görüyor arkadaşlar? 1 2 3 kenarı görüyor. Üç e, kenarı gördüğü için bir kenarı gören olsa, 3 kenarı gören açı kaç derecedir? 30 derecedir. Yazdık. Hocam Burada kaçı da belli zaten 100 derece. Hocam dörtgen açıları toplamından alfayı bulabilirim. Alfayı da o şekilde bulup ona göre sonuca ulaşacağız arkadaşlar. Farklı farklı yollar var mı? Tabii ki var arkadaşlar. Mesela nasıl yapabiliriz biz bunu? Şöyle yapabiliriz. Üçgenden de yapabiliriz. Hocam şunu şöyle çizecek olursam. Bu bir kenarı görüyor. Kaç derecedir? 10 derecedir. Burası da 10 derecedir. Hocam burası bir iki kenarı görüyor. 20 derecedir. E hocam şurası da zaten direkt iki iç açın toplam bir dış açıdan Direkt burası da 60 derecedir. 60 10 daha 70 dereceye rahat bir şekilde bulabiliriz. Ama büyük ihtimal siz bunu fark edememişsinizdir. Yani şu soruyu gören arkadaş ne yapar? Bu dörtgene yoğunlaşır. O zaman sizin yoğunlaştığınız tarzda çözeyim isterseniz. Şimdi şurası kaç derece dedik arkadaşlar? 3 kenarı görüyor 30 derece. Hocam burası e bizim dış açımız kaç dereceydi? 20 dereceydi. O zaman burası kaç derece olacak? 160 derece olacak. E burası da zaten 100 derece. E alfa artı 160 artı 100 artı 30'un kaç yapması lazım? Dörtgen iç açıları toplamı olduğundan 360 derece yapması lazım. Buradan ne geliyor arkadaşlar? Bunu buraya atsak 200, 170. Evet, alfa'yı da buradan 70 derece buluruz. Biraz önce dediğim gibi şu daha pratik oldu. Bir kenarı gören açı kaç derece dedik arkadaşlar? 10 derece. Burası da 10 derece. Şurası iki kenarı görüyor. 20 derece. İki iç açının toplamı bir dış açıdan. Burası da 60 yaptı. 60 ile onun toplamı da 70. Yine aynı şekilde bulduk arkadaşlar cevabı. Tamam bu da güzel bir soru arkadaşlar. Dikkat edin lütfen bunlara. Evet şu ana kadar ne yaptık burada? Bir kenarı gören açılarla yaptık. Yani özelliklerin hep böyle bir notla çözülen bir soru. Bir notla çözülen bir soru. Tekrar söyleyeyim 2021'deki soru. iki notla birlikte çözülen bir soru. Yani neredeyse hemen hemen bu tarzda bir soruydu. İki notu birden kullandıran bir soru mesela bu. Şimdi bu soruya baktığımız zaman 360 bölü 12'den dolayı 360 bölü 12 eşittir bize dış açısını verecektir. Dış açısı kaç derece yaptı? 30 derece. Bu iki kenarı gören açı 30 derece. O zaman bir kenarı gören kaç yapacaktır arkadaşlar? 15 derece yapacaktır. Tamam. Burası 15 derece. Hocam ben bu açıyı yazabilirim. 1, 2, 3 kenarı görüyor. Kaç derece burası? 45 derece. E peki. Valla arkadaşım şuraya baktığın zaman burada bir 6 var. Burada bir x var. Yani içimiz gücümüz genelde üçgenlerle oluyor. Bizim o zaman bir üçgen oluşturmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Hocam şunu şöyle çizecek olursam. a bu köşegeni de çizecek olursam. Bu üç kenara ayıran köşegen 6 ise. Bu üç kenara ayıran köşegen yine 6 diye midir arkadaşlar? Evet. Eşit sayıda kenara ayıran köşegenler birbirine eşit. Buradan yapabilirsin. Ya da hocam bak burada kaçı da 1, 2, 3 kenarı görüyor. Bir kenarı gören açı 15 ise 3 kenarı gören açı 45 derecedir. Aa, 45 45 ikiz kenar çıktı 6'ya 6 diye söyleyebilirsin de tabii ki. E o zaman ne çıktı burada? 45 45 90 üçgen çıktı. 6 6 ise burası da kaç çıktı o zaman arkadaşlarım? 6 kök 2 olarak bulundu cevap arkadaşlar. Evet bu örneğin cevabında böylelikle 6 kök 2 bulduk. Ee, dediğimiz gibi iki tane şeyi kullandık burada. 2 tane notu kullandık. Geçen seneki 2021'deki soruda da iki notu kullandıran yani bundan tabii ki biraz daha zor bir soru olarak karşımıza çıktı sınav sorusu arkadaşlar. O yüzden her şey hazırlıklı olun. O soruyu da kesinlikle çözmenizi tavsiye ettik zaten. Neyse geldik bu videonun son sorusuna arkadaşlar. Ne diyor burada? Düzgün sekizgen. AB 2 birim olduğuna göre düzgün sekizgenin bir kenarı 2 birimmiş arkadaşlar. Bu dörtgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm, ne yapacağız hocam? Valla ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle bu düzgün sekizgen mi? Evet. 360 bölü 8'den 45 derece bulduk. Bu kaç kenarı gören? İki kenarı gören. Hocam iki kenarı gören 45 derece. Artık buradaki açıları daha rahat bir şekilde yerleştirebiliyoruz arkadaşlar. Bu mantıkla. Biraz önce düzgün beşgende de gösterdiğim gibi üzere. Siz bu açıları önceden hani burası 108 ise bunlar 36-36. x kenardan dolayı yazıyorduk. Artık bir kenarı gören açı mantığından da yazabilirsiniz tabii ki. Ya da burada da mesela Dış açıyı yazıp 45 iç açısı kaç derece oldu? 135 derece. Hocam burası da 135 derece oldu deyip. Sonra buradaki dörtgen iç açıları toplamından gidebilirsiniz arkadaşlar. Ama dörtgen iç açılar açıları toplamından burada açıları bilmiyoruz ki arkadaşlar. Nasıl yapacağız mesela? Tabii ki burada eşit sayıda kenarı e, gören açıların birbirine eşit olmasından yapacağımız da belli. O mantığı bilmezsek mesela bu soruda yine sıkıntı yaşayabiliriz arkadaşlar. Neyse bir kenarı iki kenarı gören açı 45 derece. Dış açımız ya iki kenarı gören açıya eşittir aynı zamanda. O zaman bir kenarı gören açı kaç derecedir? 22,5 derecedir arkadaşlar. <laughs> Şuraya baktığımız zaman kaç kenarı görüyor arkadaşlar burası? Bir iki kenarı görüyor açı olarak. Yani 45 derecedir. Hocam burası da aynı şekilde iki kenarı görüyor 45 derece. Hocam burası da iki kenarı görüyor 45. Burası da iki kenarı görüyor 45. E düzgün sekizgenin bir dış açısının zaten 45 derece olduğunu biliyoruz. İç açısı 135 derece oldu. 135 derece olduğundan burası 90 oldu. Burası da 135 derece olduğundan 90. E burası da 90 burası da 90. İçerideki şekil ne çıktı arkadaşlar? Bir dikdörtgen çıktı. Bu dörtgenin alanı yani dikdörtgenin alanı isteniliyor bizden. Yani ben neyi bulacağım arkadaşlar? Dikdörtgenin şu kenar uzunluğunu bulacağım. Bunu bulurken nasıl yapmam lazım? 45 var burada. 45'in mantığını kullanmam lazım. Hocam dik çizeriz. Hemen çizdik diki. Bu arada burası da 2, burası da 2, burası da 2 biliyoruz zaten. 45 45 90 üçgen oluştu mu burada? Oluştu. O zaman 2 ise bunlar kök 2'ye kök kim oldu? Aynen öyle. E hocam burada da bir dik çizersen böyle 45 45 90 üçgenden bunlar da kök 2'ye kök 2 oldu. Burası 2 iken burası da 2 oldu. Şu uzunluk ne oldu arkadaşlar? 2 kök artı 2'ye eşit oldu. Bakın dikdörtgen ya bu. 2 tane kök bir tane de 2 var arkadaşlar burada. 2 kök artı 2 dikdörtgenin bir kenarı. Diğer kenarı da 2 zaten bunun. İşte bu dikdörtgenin nesi isteniyor arkadaşlar bizden? Alanı isteniyor. O zaman cevap ne yapacaktır? 2 kök 2 artı 2 ile 2'nin çarpımına eşit olacaktır. Yani 4 kök 2 artı 4'e eşit olur arkadaşlar cevabımız. Evet böylelikle bu sorunun cevabını da 4 kök 2 artı 4 bulduk. Ve bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda da ne anlatacağız? Düzgün beşgeni anlatacağız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.